Evet, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeyiz. Şu anda Gaming Global Gaming Jam eventinde Coşkun hocamızı yakaladık. Yakalamışken de hemen faydalanın diye kendisinden rica ettik. Kırmadılar, çok teşekkür ediyoruz kabul ettikleri için. Coşkun hocamız aslında çok boyutlu bir hocamız. Hem meslek yüksek okulu hem yazılım mühendisliği çok farklı alanlarda çalışıyor. Ülkemiz için de bir kaynak hocam, yani yıllarca yurt dışında kalmışsınız, evet. Sonra Türkiye'ye dönmüşsünüz. Ülkemize geri kazandırılan hocalarımızdan, kıymetli hocalarımızdan birisi. Hocam şöyle yapalım, önce biraz sizi tanıyalım. Çünkü kariyer planı yapmak isteyen, kariyerine yön vermek isteyen arkadaşlar için çok kıymetli bilgiler oluyor. Nerelerden geçtiniz, neler geldi hocam başınıza? Biraz şöyle kısaca bahsedebilirseniz. Tabii. Sizi tanıyarak başlayalım, ben sonra sorularımı açacağım hocam. Buyurun. Tabii ki, teşekkür ederim. Ortaokulu ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldum. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu burs ile yurt dışına, Amerika'ya master ve doktora yapmak için gönderildim. Ama Endüstri Mühendisliği'nde okurken, 1983 mezunuyum. İlklerdensiniz hocam. Evet, evet. Daha bilgisayar mühendisliği bölümü ben ODTÜ'de okurken yoktu. O yıllar kurulmuştu. Çok güzel bir bilgi işlem merkezimiz vardı. Orada uzun saatler geçirmeye başladım. Bilgisayar sevgim ilk orada başladı. Seçmeli olarak aldığım bilgisayar derslerini çok sevdim. Onun için master'ımı ve doktoramı bilgisayar mühendisliğinde yapmaya karar verdim. Endüstri mühendisliğinden de tabii ki kopması zor oldu. Çünkü bir 4-5 senelik bir background'ım, bir altyapım vardı. Onun için yaptığım tezlerde, aldığım seçmeli derslerde sürekli endüstri mühendisliğini bir altyapı olarak kullandım. Hatta doktora tezim bile işte endüstrinin en önemli dersi olan yöneylem araştırması, operations research ve linear programming konularının paralel programlarla, paralel ve distributed ortamda çözülmesiyle ilgiliydi. Yani benim için endüstri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği konuları sürekli iç içe oldu. PVM'de mi yazıyordunuz hocam? MPI yoktu herhalde sizin zamanınızda. Evet, PVM vardı. Parallel Virtual Machine değil mi? Evet. İlklerden evet, birisin. Evet, kapılar. Sonra Türkiye'ye mi döndünüz? Orada kaldınız biraz herhalde. 7-8 yıl içinde şeyimi, master ve doktoramı aldıktan sonra piyasada çalışmak istedim Türkiye'ye dönmeden önce. En azından bir 2 sene bir tecrübem olsun, iş tecrübem olsun ki Türkiye'ye döndüğümde faydalı olacağını mutlaka düşünerek. Ama bu 2 sene, 3 sene oldu, 4 sene oldu, 5 sene oldu ve yok işte green card'ı da alalım, yok işte oturma şey izninizi de alalım derken ve değişik her 2 yılda, 3 yılda yaklaşık iş değiştirerek piyasada programcı olarak çalıştım, akademisyen olarak değil. Bu 3, 4, 5 derken 20. Uğraştığınız konular neydi genel olarak programcılıkla? Hemen hemen her şey diyebilirim. İlk baştan bir bilgisayar üreten bir fabrikada mainframe değil de MIDI, mini frame'lerde faksimilelerin ilk defa otomasyonuyla ilgiliydi. Yani faks makinelerinin yerini bilgisayarların alması, otomatik faks gönderme bilgisayardan programıyla uğraştım. Daha sonra database şirketinde çalıştım, IBI'da, Information Builders. Orası şeydeydi, New York'ta Midtown'da olduğu için bize yakın olan Wall Street'e gözümüzü diktik. 7-8 kişilik bir şirkette ama Wall Street'teki büyük bankalara yazılım hazırlayan bir şirkette çalıştım. Ondan sonra da bankalara geçtim. Banka yazılımları. Ve çok değişikti. Çoğunlukla Unix programlama tarafında kaldım. Çünkü
iş yerlerinin hepsinde serverlar o zamanlar o zamanlar hep Unix'ti. Şimdi de Unix olduğunu inanıyorum. C üzerinde mi geliştiriyordunuz? Tüm programlarımızı C ve C++ üzerinden. Evet, onun altın çağı olduğu zamanlar değil mi? Altın çağı. Evet. Herkes C++ kodu yazıldığı zamanlar. Sun Microsystems serverlarda.